Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu tunus işini anlatacağım sizlere. Modelin güzelliğine bakar mısınız? İpek gibi çok güzel bir model oldu. Hem o kadar kolay hem o kadar gösterişli. Bunu hırkalarda, battaniyelerde, süveterlerde, yeleklerde, şapkalarda özellikle kullanabilirsiniz. Çok güzel ve çok farklı bir model olduğunu düşünüyorum. Hadi şimdi hep birlikte modelin yapımına başlayalım. İlk önce şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Tunus tığım var. Bu biraz kalın. 4 milim bir tığ görünmüyor ama. Her neyse. İpim orta kalınlıkta bir ip. Bütün iplerle yapabilirsiniz. Bu model o kadar kolay. Şimdi birinci sıram biliyorsunuz. Tunus işinin. Bir zincir boşta bırakıyorum. Hemen tunus işinin birinci sırasına şu şekilde geçiyorum. Şu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen diğer rengimi alıyorum. Bunda şöyle bir sorun var. Bunda maalesef ip kırma olayı oluyor. O yüzden biraz sıkıntılı ama model çok güzel duruyor. Yani ipleri buradan bağlayabilirsiniz. Şöyle yaptım. Hemen şöyle birincimin içerisinden geçirerek devam ediyorum. Bu işlemi bir diğer renkle yapmış oluyoruz yani arkadaşlar. Şurada çift kat olmuş sanırım. Şimdi başa kadar geldikten sonra şu şekilde bu sarı ipimi buradan hemen alıp baş tarafa geçiyorum. Bunları burada bağlayabilirsiniz de arkadaşlar. Yani bir sorun olmaz. Sonradan temizlersiniz ya içe diktiğiniz vakit. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Modeli tek renkte yapabilirsiniz ama iki renk gerçekten çok yakışıyor. Hemen şöyle. Birinciyi düz olarak alıyorum. Şu şekilde birincimi düz olarak aldım arkadaşlar. Evet. Birinciyi düz olarak aldım. Şöyle ikinci ipimi şu şekilde, siz artık nasıl geçirirsiniz bilmiyorum. Şöyle de yapıp geçirebilirsiniz. Ben şöyle tığın ucuyla alıyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Yine yanındakini düz olarak alıyorum. Ben şu şekilde geçiriyorum. Yanındakini düz olarak alıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizle yapamayanlar şu elinizle kabartır. Şöyle geçirir. Biraz zor olur ama hani yapamayan arkadaşlarımız için de böyle bir alternatif olabilir. Bu şekilde benim yaptığım gibi alışırsanız daha kolay ilerler model. Bu şekilde sona kadar geldim.
Hemen ipimi alıyorum, bir diğer ipimi. Şöyle sıkılaştırdım. Şöyle birinciyi bu şekilde buradan geçiriyorum. Şu ipleri bağlayabilirsiniz dediğim gibi. Maalesef bunda ip yürütme şansımız pek fazla olmuyor arkadaşlar. Bakın yine bu şekilde 2-2 çıkararak modeli başa kadar geliyorum. Evet. Modelimi başa kadar 2-2 çıkararak geldim. Alıyorum sarı ipimi tekrar. Şöyle sıkıştırdım. Bunu düz olarak alıyorum yine. Düz olarak aldım. Hemen yanındakini, sol taraftakini yine tığımın içinden şöyle ters olarak geçirip öyle alıyorum. Bir tanesini, sağ taraftakini düz olarak aldım. Bakın şu ikiliden bahsediyorum. Biri sağında, biri solunda ilmeğin. Sağ taraftakini bu şekilde aldım. Sol taraftakinden tığım şöyle geçiyor. Şöyle içinden. Sonuncuyu da yine düz olarak alıyorum. Bakın model kurulmaya başladı. Hemen yeşilimi keseyim yine. Şöyle içerisinden tek seferde geçirdim. 2 2 birinciyi hep tek olarak çıkarıyorum. Diğerlerini yine hep 2 2 başa kadar geliyorum. Bakın. Model oluştu. Zaten alacağımız ilmekler belli. Sağdaki ilmeği düz olarak, soldaki ilmeği de içerisinden geçirerek örüyoruz. Sağdakini düz olarak, soldakini içerisinden geçirerek örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok beğendim gerçekten. Bunda da bunlar kek ip denilen ipten arkadaşlar. Bunda kullandığım ip. Siz de ondan kullanabilirsiniz. Model bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.